İslam'ın şartı da öyle 5 filan değildir yani. İslam'ın şartı 5'tir. Nedir? Namaz kılma, oruç tutma. Oh ne kadar güzel. Adam yatıyor aşağıya. Yatarken de namaz kılıyor, bitti. Uykuya orucu tutturuyor. Zekatı da zaten vermiyor. Diyor ki kardan verilecek. Arabadan olmaz, evden olmaz, arsadan olmaz, araziden olmaz, yatırımdan olmaz. Nereden olur? Kenarda paran varsa ondan. Ya ondan ne olur? Ya şaşırıyorum vallahi ya. Yani bu toplum zekatı kavramadı. Zekat vermiyor bu adamlar. Vermiyor. Kabahat onların değil, bizim. Adama soruyor, diyor ki hocam nereden zekat vereceğim? Adam da nereden zekat vermeyeceklerini anlatıyor. Ya adam sana nereden vereceğim diyor. Anlatsana doğru dürüst bir şey. Yok, vermeyecek. Alıyor Aksaray'dan bir arsa, bunun zekatı yok. Alıyor 500 milyara bir araba, bunun da zekatı yok. Yapıyor 10 katlı bina, bunun da yok. Zaten para getiren bunlar. Ondan sonra da bir ateist kalkıp diyor ki İslam'ın sosyal hayata dair çözümleri çözüm değildir. Niye? Zekat kurumu çalıştırılmış olmasına rağmen Müslümanlarda fakirler bitmiyor. Doğru diyor adam. Ne diyeceksiniz ona şimdi? Zekat. Zekat maldan vergidir, kardan değil kardeş. Hiç kusura bakma. Sadece zekat değil yükümlülüğün. Bir de bunun infak kalemi var. İnfak var, infak. Sadaka vermek diyor ki adam, sadaka vermek sünnettir. Yok canım. Sadaka vermek sünnettir, öyle mi? Sadaka vermek nedir? Bir fakir gördüğün zaman elini cebine vurursun, orada bozuk para varsa, ve bozuk paradan kurtulmaktır zekat, sadaka. Halbuki sadaka vermek bir insanın iman iddiasındaki sadakatinin görüntüsüdür, sadaka. İman iddiandaki sadakatin neyse görüntüsü sadakadır. Sadaka, sadakat aynı kökten gelir. E kardeşim, infak nedir? İnfakı da gündemimizden çıkarttık. Zekatın kelimelerinin içini boşalttık. Ya infak bir garibanın yüreğine kimse görmeden gizlicen yol bulmak demektir. İnfak, nefak kelimesi tünel demek. Nefak, nefek, nifak, infak aynı kökten geliyor. Hani ne diyor hocam? İnfak. Nifakın panzehiridir. Ne muhteşem bir tespit ya. Yani gel de şimdi şapka yok da yani. Nasıl saygı duymayasın buna. Şimdi mesela düşünün. Münafıkun suresi 11 ayet. 8 ayeti münafıklardan söz ediyor. 3 ayeti infaktan söz ediyor. Şimdi bir Müslümanın nifakla infak ilişkisini kurması gerekmez mi Allah aşkına yani? Münafık olmak istemiyorsan infak kalemini çalıştıracaksın demektir. Bu kadar basit işte. Ne? Ne veriyor? Ne vermen gerekiyorsa hepsini vereceksin. Öyle 1/40 filan. Ne 1/40? Züğürtün zekatıdır diyor Hazreti Ali. 1/40 ne? 1/40. Yani %2,5. Ha verdin ha vermedin. Yani gerçekten çok küçük bir rakam. Ama adamın kafasında infak kalemi yok ki. Hiç sadakayı düşünmemiş ki. Bütün yükümlülüğünü zekattan. Bakın ben size söyleyeyim. Yanlışsa hocam düzelt. Gün gelir. Sadaka ve infak zekattan daha önemli olur. Daha farz olur. Daha vazgeçilmez olur. Çünkü vereceğin 1/40 iş görmez. Gün gelir hepsini vermen gerekebilir. Ne yapacaksınız? Neye sıkıştırıyorsun sen şimdi bunu 1/40? Olmaz. Kur'an'ın her zaman söylüyoruz. Dedikleri var, bir de demek istedikleri var. Demek istediğinden bakmazsanız anlamazsınız. Demek istediğine bakmayan adam Kur'an'ın derdiyle dertlenmeyen adamdır. Hiç kimse kusura bakmasın.